Merhaba dostlar. Gamerok'tayken eline hoş geldiniz. Uncharted 4, Bilirsiz'in sonu bölüm 9. Kimsen ki bu adamlar? Ya sanırım bunlar beceremeyenler. Bence Avery ya da Thomas Chiu bizi korkutmaya çalışıyor. Ama neyse ki biz bitkin hazine avcılarıyız. Neyse ki. Evet. Sakın düşme. Bu köprüde bir yerlere kadar güvenli gibi. Hala ayakta işte. Bir son sözde. Yıkılmasın lan. Tamam taşıyor. Hadi. Bu köprüler kanuna uygun yapılmamış. Hayır uygun. Korsan kanununa. İlla bir kayma, atlama, zıplama. Olacak arkadaş. Bakalım burada herhangi bir bulmaca verme. Böyle mi gideceğiz? Bir böyle gidelim. Yandık. Evet, artık oradan dönemeyiz. En azından çukura falan düşmedik değil mi? Aha. Bir bulmaca var mıdır dedik. Aha. Bulmaca. Çok detaylı. Bir kol daha buldum. Evet, şimdi şu eli alacağım. Ulan. Tanrım. Şu bir test gibi mi? Bitti mi? Bunu biliyorum arkadaşlar. Bunu biliyorum. Burada bulmaca var. Kovayı en üste çıkarmamız gerekiyor. Altta bir şey var. Bu bir kova. Tamam. Sırada ne var? Kovayı en üste çıkaracağız. Kova doldu. Tamam, bana getir. Al bakalım dayı Ali. Şu büyük çarp gibi şeye koyacaksın. Zaten ona koyacaksın da. Başka nereye koyabilirsin? Lalik. İşte. Bu çarplar ne işe yarıyor? Tamam galiba bu da evet. Bence bunlar İsa, iyi hırsız Dismas ve kötü hırsız Esnas. Sağda mıydı ya? Hat. Yok. Ben sağda. O sağdaydı koçum. Solda olan. Tek yukarıya almamız lazım. İşlem doğru. Ama kovayı nasıl alacağız yukarıya ya? Bunu çevirmemiz lazım. Hayır.
Tamam, şimdi olmadı. Heh. Hadi bakalım. Oldu işte bak. Sağda siyah aç, ortada hayır, büyük İsa ve bu. Şimdi kolu çekiyoruz ve oldu. Çek kolu. Aha. Oldu. Galiba başardın. Bak gördün mü? Galiba. Ne yapıyor? En azından yaşıyoruz. Bu da bir şey. Peki bu bir testse tam olarak neyi test ediyordu? Kova doldurmaca mı? Aziz Dismas'ı tanımalıydık. Ki bence Evir ve tayfası onu epey iyi biliyordur. O kadar da zor değilmiş. Belki tek test bu değildir. Peki bu bir testse... Evet, test. Tam olarak neyi test ediyordu? Kova doldurmaca mı? Aziz Dismas'ı tanımalıydık. Ki bence Evir ve tayfası onu epey iyi biliyordur. Bence tanımalıydık. Belki tek test bu değildir. Çıkmalıyız. Hey gelsene. Seni kaldırayım. Ya 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 ya. Geliyorum. Gel. Gel koç. Atayım seni yukarı. Hadi bakayım. Hadi koç. Tamam. Burada sana göre bir şey var. Duvardaki çıkıntılara ulaşmak için bunu kullan. Abiniz çözecek kardeşim. Bu 9. bölüm. 9. bölüm oynuyoruz. Köprüler ve yollar yıkılmamış olsa daha kolaydır. Olmaca biraz uğraştırıcı ama geç kaldık itibariyle... Çözdüğünüz zaman çözüyorsunuz. İpucu diyor ama ipuculara gerek yok. Biliyorsunuz ki. Evet, tamam. Çözebildikten sonra basit yani. Ne? Seni beklememi ister basit misin? Basit size çözebiliyorsunuz. Burada. Tabii bundan daha da zorları var ya. Yani. Bu gene bir şey değil. Yer altı mezarlığı. Mantıklı. Ama uğraştırdı gene bir. Katedrinin altındayız. Bir 5-10 dakika kadar uğraştırdı. Biz nereye gidiyoruz? Karşıya zıplayacağım ben yani galiba. Her zaman aynı şeyler yaparım. Aha. Şimdi buldum. Dur. Ne? Dine. Düşmanın sesi. Yurtlarda kayda değer bir şey var mı? İlginç mezar taşlarını saymazsak bir şey yok. Manastır salonunu kazmayı bitirdiniz mi? Bitirdik efendim. Kuzeybatı bölgeleri de açılmış durumda. Bu melez kadın. Henüz değil. Vinci oraya taşımak bir günümüzü alır. Nadine. Halledin. Ve Vinci'si de çıkarabileceğinize bakın. Emredersiniz. Hemen birkaç adam yolluyorum. Güzel. Rehf, el yazmalarında ne durumdayız? Bir dakikan var mı? Haber verirsiniz. Tamam efendim. Duydun mu? Katedralin altına ekli bir yalan buldular. Duydum. Gördün mü? Hayır. Neden? Çünkü bir şey kalmamıştı. Yani bulma işini bitirdiklerinde.
Çünkü adamlarım dinamiti bol kullanmıştır. Adamlar porselen dükkanına giren fil gibi davranıyor. Ama iki günde bizim bir ayda yaptığımızdan daha çok ilerlediler. İlerlediler mi? Molozları analiz edemem. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Merak etme, bir şey yapmadan önce sana haber vermelerini söylerim. Ya da ben sağlam kalan birkaç ipucunu inceleyinceye kadar durmalarını söyleyebilirsin. Hayır, daha fazla oturup bekleyemeyiz. Kusura bakma ama bana kalırsa bu konuda senden çok tecrüben var. Senin yolunu da denedik. Hadi oradan. Geldiğimizden beri burayı yerle bir etmek istiyorsun. Hayır, o için müzayedeye gelmeden çok önce çalmak istiyordum. Ve o müzayedeye sıkıntı çıkmasın diye adamlarımı getiremezdim. Müzayede haçı almanın en temiz yoluydu. Ama kendimi dinlemek yerine seni dinledim. Bu yüzden bir rakibimiz oldu. Onu hesaba katmamıştım. Katacaktın ama. Belki dostum. De o deliğinden çıkarmak istedin. Neden? Neden böyle bir şey isteyeyim ki? Ona ihtiyacın olduğunu sanıyorsun. Belki vardı. Demem o ki ben artık işi temiz yoldan halletmiyorum. Hazine buradaysa bulacağız. Değilse de belki önümüze bakma zamanıdır. Reif, kişisel algılama. Bence de kişisel algılama bunu. Evet tabii. Bir şey çıkarsa sana haber veririm. Bunlar hazineyi havaya uçurmadan harekete geçelim. Ya da iyi işmeye başlamadan. Hey dur. Sence de haklı değil miydi? Ne konuda? Reif'in seni çıkarmak istemesi konusunda. Avantajın da olmadığı sürece bana ne? Fark etmez. Baksana, sen hangi ek alandan bahsediyordun? Yan odada falan olması lazım çünkü burada bir tek biz varız. Bana takılma. Zıplamak için biraz yüksek kalıyor tabii. Şey yoksa, trambolin. Bahçemde unuttum. Lanet olsun. Trambolinin mi var? Keşke. Bekle. Bir kasa, hemen geliyorum. Teşekkür ederim efendim. Hey. Böyle gidecek. Ne yalan söyleyeyim, beklediğimden çok daha fazla karmaşık çıktı. Benim de. İnşası yıllarca sürmüştür. Köprü bitmiş. Geçmenin başka bir yolu olmalı. Hadi bakalım. Ne, ondan mı sallanacağız yoksa?
sabit duruyor. Kasadan ağır olmaman güzel. Tamam. Başardın. Plan ne? Düşünüyorum hala. Halatlarımızı buna takabiliriz. Şey ya. Şey getireceğiz ama öncelikle bunu ne yapacağım? Aşağı atsam atamıyorum ki bunu aşağı. Daha gitmiyor değil mi? Böyle çektik. Okey. Yoksa buranın mı üstüne çıkacaktım? Yok, üstüne çıkılmıyor ki buranın. Buraya indirdik bunu. Sana hizaladım, at işte onu halat. Bunda halat yok mu? Bir şey yapacağım, anlayamadım tam. Köprüye ne gerek var? Bilemiyorum ama köprüler olsa da fena olmaz. Hayır, niye buradan geçemem. Hemen aklıma ya. Nasıl geçeceğim? Buradan. Baba, burası komple yıkılıyor olmasaydı bile yine de kapanı kısılmış olacaktık. Nathan, etrafa bak. Vay canına.
Yine bir test herhalde ama her şey okulunsa gömülmüş. Burası komple yıkılıyor olmasaydı bile yine de kapana kısılmış olacaktık. Nathan, etrafa bak. Vay canına. Yine bir test herhalde ama her şey okyanusa gömülmüş. Ha şey, bu da ne? Ama şimdiki test. Karşıya nasıl geçeceğiz? Şöyle alalım. Test daha mı çıktı başımıza? Kırılmazsın değil mi lan? Bakıyorum, bakıyorum. Şu ahşap tahta var. İşe yarar. Deneyelim. Peki, hadi bakalım. Gel lan, atla buna. Yükselt beni. Ben ağırlık vereceğim. Hadi. Sağ ol.